Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sebzelerle ocakta kızartmadan, isterseniz salata deyin, isterseniz meze deyin, harika bir tarif vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle kullanacağım sebzeleri keserek hazırlıyorum. Ben şeritler halinde kestim, uzun olacak şekilde. İsterseniz yuvarlak olarak da kesebilirsiniz kişi sayısına göre ya da ne kadar yapmak istiyorsanız sebzeleri arttırıp azaltabilirsiniz. Ben 2 tane kabak, 3 tane havuç, 2 tane kapya biber ve 3 adet de yeşil biber kullandım. Yine kullandığım tüm malzemeleri miktarlarıyla birlikte açıklama bölümüne yazacağım. Oradan takip edip bakabilirsiniz. kabakları kestim. Havuçları da aynı şekilde kesiyorum. sebzeleri kesmeye devam ederken videonun bu kısmına kadar izlediyseniz yoruma herhangi bir emoji bırakırsanız ya da görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle ya da kelime yazarsanız sevinirim. Bu şekilde bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış olursunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için teşekkür ederim. <laughs> Hepsini keserek bir kabın içerisine aldım. İsterseniz tepside de karıştırabilirsiniz baharatlarla birlikte. Baharatlarını, tuzunu ve biraz da yağ ekleyeceğim. Baharat olarak toz kırmızı biber, kacun baharatı ve karabiber kullandım. İstediğiniz yakıştırdığınız baharatları kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Şimdi hepsini iyice karıştırıyorum. Ben tepsiye yağlı kağıt yerleştirdim ama yoksa kullanmayabilirsiniz tabii ki. Fırını 200 dereceye ayarladım. Alt üst ayarda da ısıtabilirsiniz. Turbo ayarda kullanabilirsiniz. Hazırladığım sebzeli karışımı tepsiye döküyorum şimdi ve yayıyorum. Şimdi iyice ısınmış olan fırına tepsiyi yerleştiriyorum ve yaklaşık olarak 25-30 dakika kadar sebzeler yumuşayıp kızarıncaya kadar pişiriyorum. Kontrollü olarak pişirin lütfen. Üzeri için nohutlu sos hazırlayacağım. Haşlanmış nohut yoksa haşlanmış konserve mısır da kullanabilirsiniz. O da çok yakışıyor. 1 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya aldım. 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı eridikten sonra bir çay kaşığı toz kırmızı biber ekledim. Şimdi de bir su bardağına yakın haşlanmış nohutu ekliyorum. Ben buzluktaki haşlanmış nohuttan kullandım. İsterseniz o anda önceden haşlayıp da kullanabilirsiniz ama bu şekilde kolaylık oluyor. Fazlaca haşlayıp buzluğa attığınız zaman isterseniz çorba isterseniz bu şekilde meze üzeri için kullanabilirsiniz. Yaklaşık 3-4 dakika nohutlarla birlikte karıştırıyorum. Sebzeler de fırından çıktı, yumuşadı, pişti. Şimdi servis tabağına alacağım bir kısmını. Üzerine yoğurt gezdirdikten sonra hazırladığım nohutlu, yağlı olan karışımı dökeceğim. güzelliğe bakar mısınız? Rengarenk görünüyor. Elinizde tüm sebzeler yoksa yani biri veya birkaçı yoksa zaten kaç tane var ki? Yani e, istediğinizi çıkartabilirsiniz. Kullanmayabilirsiniz. Patlıcan kullanabilirsiniz. Çeşitlik size kalmış. Bu müthiş lezzetteki tarifi denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha önce bu şekilde denemediyseniz mutlaka deneyin. Hem çok hafif hem çok lezzetli hem de yapımı kolay gördüğünüz gibi. Denerseniz de yorum bölümünde olumlu olumsuz görüşlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördükçe hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Abone değilseniz benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu tarifi görmesini istediklerinizde de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.